ben Beril Sergün. Kanalımı da ilk defa görüyorsanız hoş geldiniz. Onun dışında sizlerle bugün paylaşmak istediğim bir şey var. Bu seride sizlere günlük hayattan ya da gittiğim bir filmden, izlediğim bir diziden, izlediğim herhangi bir şeyden bahsederek sizlerle bunu tartışmak istiyorum. Öyle bir seri yapmaya karar verdim. Aynı zamanda da kahve içeceğim. Çünkü internet üzerinde yeterince kahveli program yok. Evet. Daha yeni an itibariyle bitirdiğim bir animeden bahsetmek istiyorum. Daha küçükken böyle üniversite yıllarında küçük üniversite yılları. Wow! Yaşını hemen belli et. Hemen. Üniversite yıllarımda çok fazla anime izliyordum. İnanılmaz. Yani yatıp kalkıp anime izliyordum, öyle diyeyim. Şu anda pek fazla izlemiyorum ama geçen gün takıldığım bir animeden bahsetmek istiyorum. Ben çok büyük bir Higurashi no Nakukoroni hayranıyım. Aynı zamanda Umineko'yu da çok severim. Kısacası no Nakukoroni serilerini çok seviyorum. Araştırıyordum. My Anime List diye bir site var. Bilmiyorsanız aşağıda linki var. Hoşuma giden işte böyle korku temalı, beni gerçekten geren bir anime arıyordum. Another'ı önerdi. Ben de dedim iyi bakayım, 12 bölümlük zaten kısa, izleyebilirim kolayca diye. Başlarda pek hoşuma gitmese de sonlara doğru bayağı açılan bir anime oldu. Bu arada wiki açık yanımda, biraz da karışık. O yüzden buradan okuyup sizleri bilgilendireceğim. Another aslında 2009 yılında Yukito Ajatsuji isminde bir yazar tarafından yazılmış bir kitap. 2012 yılında da anime olarak bizlere sunulmuş. 12 bölümcük, çok kısa. Aslında biraz daha uzun olsa hakikaten boku çıkarmış gibi geliyor ama 12 bölümde tam yerinde güzel bir yerde bitirmişler. 1972 yılında Yomiyama North Middle School diye bir okul var. Burada da Class 3 diye bir tane sınıf var. 3 sınıf 3 gibi adlandırabiliriz. Bizde A, B, C diye adlandırılıyor. Orada 1, 2, 3, 4, 5 diye adlandırılıyor. Bunlar tam ortadaki 3. sınıf. 1972 yılında buradan Misaki isminde biri, yani yıl dönemin ortasında ölüyor. Nedenini bilmediğim bir şekilde burada işte olaylar birazcık değişiyor. Yani neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duymuşlar diye. Hani beklemedikleri bir ölüm olduğu için öğretmenler ve öğrenciler de dahil olmak üzere Misaki hala yaşıyormuş gibi davranmaya devam ediyorlar. Neden? Yaşıyor gibi davranmaya devam ettikleri için bir gün artık mezuniyet fotoğrafı çekilirken fotoğraf çekiliyor ve Misaki de o fotoğrafta bir anda beliriyor. Kız ölü. Yani bunu biraz siz getirmişsiniz aslında. Şimdi düşünecek olursam yeniden. Evet. Daha sonra 1998 yılına gidiyoruz. Anime'nin başladığı yere. Ana kahramanımız Koichi Sakakibara isminde bir çocuk. İsmini söyleyene kadar ebem ağlıyor. Sakakibara. Sakakibara. Mutlaka bir anlamı vardır. Yomiyama'daki bu sınıf 3'e transfer oluyor. Ve burada da Mei Misaki adında bir kız atı. Fark ediyor ki bütün sınıf ve öğrenciler bu kızı hiç sallamıyor. Yani hani kız varlığı belli değil. Hani gerçekten var mı? Acaba Sakakibara kendi mi görüyor? Yoksa kız gerçekten yok mu? Kız var mı? Böyle bunun belirliliğini belirli bir süre zaten algılayamıyorsunuz. Böyle bir ilerleyen bölümlere kadar. Kız gerçekten var mı yoksa gerçekten yok mu? Bir bilginiz yok. İnsanlar değişik şekillerde ve gizemli şekillerde ölmeye başlıyorlar. Yani açıklanamayan şekillerde ölmeye başlıyorlar. Bir süre sonra fark ediyorsunuz ki bu 1972'de Misaki soyadına sahip olan kişinin ölmesinden sonra neredeyse her dönem değil de böyle her mezuniyetten sonra yeni sınıfın başına gelen bir şey. Koichi ve Mei güçlerini birleştirerek bu gizemli olayları çözmeye çalışıyorlar. Aslında ana teması bu olayın. Şimdi bu dakikadan sonra artık spoiler yiyebilirsiniz. Dolayısıyla Another'ı izlemediyseniz videoyu kapatın. Kapatın çünkü konuşacağım. Konuşacağım, tutamıyorum kendimi. Konuşuyorum. 15 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. İşte Koichi Sakakibara dedik. Bu çocuktan bahsediyoruz. Bir süre, yaklaşık bir 6-7 bölüm herhalde. 12 bölüm zaten. 6-7 bölüm Misaki Mei'nin gerçek olup olmadığını algılayamıyorsunuz. Sizi anime öyle bir yönlendiriyor ki zaten. Hani kız gerçek değil, hayal etmiş gibi yönlendiriyor değil mi? İzlediyseniz biliyorsunuz. Bir süre sonra anlamaya başlıyorsunuz artık. Bu kız tamam, gerçek. Hani hayatta gerçekten var. Çünkü diğer sınıf arkadaşlarının söylediği cümleler, hani bir tanesi şey diyor. Var olmayan şeylerle iletişime geçme diye bir cümle kuruyor içlerinden bir tanesi. Ama bu da şöyle bir şeye denk geliyor tabii. Var olmayan şeylerle iletişime geçme derken demek ki sen onu görüyorsun ki benim iletişime geçtiğimi, o yüzden bana böyle söylüyorsun diyorsun. Orada böyle bir jeton düşüyor zaten Misaki Mei'nin gerçekten hayatta olduğu. Şöyle bir ritüel var sınıfta. Bir tane fazla sıra var ve bu fazlası, bu arada yanlış bir şey söylersem mutlaka yorumlarda beni düzeltirsiniz. Her mezuniyetten sonra mutlaka bu olaylar yeniden gerçekleşiyor algıladığım kadarıyla. Hatta bir tane kütüphaneci var, o da böyle bütün listeleri tutuyor. Kim öldü, neden öldü, peki ölü olan kimdi sınıfta falan gibi.
her dönemin başında, sınıf 3 yenilendiğinde her dönemin başında sınıfta bir tane sıra ve sandalye kayboluyor. Bu da şuna demek, şu demek geliyor. Sınıfta bir tane ekstra öğrenci var. Bu ekstra öğrenci de ölü olan öğrenci. Dolayısıyla ölü olanı da öldürmeniz gerekiyor. Yani temel olarak bu. Bunu tabii ki artık animenin 10. bölümünde, 9. bölümünde falan anlamaya başlıyorsunuz. Hatta aslında anime bence 8. bölümden sonra açılmaya başlıyor. Çünkü ilk bölümlerde size şey diyorlar hep, işte bir şey var ama sana söylemeyeceğiz. Bir şey var ama sana söylemeyeceğiz. Bir şey var sana Haziran ayında söyleyeceğim. Ya da bir şey var sana söyleyeceğim ama biri öldü. Kim öldü bilmiyorum ama biri öldü. O kadar gıcık ki bölüm, yani animenin başları acayip gıcık. Beni acayip sinir etti. Biz resmen sinirimden devam ettim animeye. Birazcık School Days gibi. Eğer School Days izlediyseniz biliyorsunuzdur. Böyle bir süre sürekli şey üzerine dönmeye başladı anime. Bir şey söylemem gerekiyor sana ama şurada biri öldü. Ama hoca sınıfa girdi. Bir şey söylemem gerekiyor ama bizi artık kimse sallamıyor. Bir şey söylemem gerekiyor ama sana söyleyemem. Böyle bir 7-8 bölüm boyunca şey çekiyorsunuz, işkence çekiyorsunuz. Daha sonra 8. bölümden sonra böyle pata 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 anime açılmaya başlıyor. Dolayısıyla izlediğime de pişman olmadığım bir anime oldu aslında. Karakterlere gelecek olursak Misaki Mei'ye acayip gıcık oldum. Tamam, karakter şeyi falan güzel, fena değil. Karakter gelişimi de güzel. Yani aynı yerde duruyor ama yine de ilerliyor falan. Ama gıcık olduğum bir şey var. Madem böyle bir şeyi biliyorsun. Bu arada Misaki Mei'nin biliyorsunuz tek gözü hani ölüleri görebiliyor. Ölecek kişiyi de görebiliyor renk olarak. Ulan madem biliyorsun. İşte şey diyor, ben sınıfta korktum. Bakamadım. Çünkü bilmek bir şeyi değiştirmeyecekti. Lan neyi değiştirmeyecek? Adamları kurtarabilirsin. Kimin öleceğini bilirsen onu takip edersin. Ne bileyim üzerine çalışırsın. Hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Belki kurtarabilirsin. Çünkü adamlar saçma sapan sebeplerden ölüyor. Yani mesela üzerine cam düşüyor. İşte asansörün ipi kol. Gerçi asansörü bir şey yapamazsın da. Yani saçma sapan şeylerden ölüyorlar. Mutlaka engelleyebilecek bir şey yapabilirsin yani. Ya da kim olduğunu söylersin. Onun üzerine yoğunlaşılır. Ama yok. Söylemeyeceğim. Tutturdu. Tutturdu. Söylemeyeceğim ve söylemeyeceğim. Son bölüme kadar da biz bilemedik o sınıfta ölünün kim olduğunu. El insaf. El insaf. Ben o kızı bir daha arkadaş olarak yanıma alır mıyım? Alır mıyım? Alma. Ama Sakakibara gerizekalı. Hayır mı? Yazıyordu kıza, bir de öyle bir şey var. Diğer karakterler de fena değildi. Ben en çok Moichizuku muydu? Moichi şey, böyle çok sevimli bir çocuk var ya, onu sevdim. Hatta bir ara dedim ki bu çocuğu çok fazla hani sevimli gösteriyorlar. Muhtemelen aralarındaki ölü bu ve bunu öldürmek zorunda kalacaklar falan diye düşünmeye başladım. Ama o değildi. Evet, sonunu da bu arada beklediğim gibi bitmemesi de hoşuma gitti. Ben sonunda mutlaka ya Koichi çıkar. Hani Misaki sevdiği için yalan söylüyordur falan filan diye düşündüm. Gerçi kendi gözümden de gördük ama hani ya da Misaki kendidir ama fark edemiyordur diye düşündüm. Akazawa'dır belki diye düşündüm. Hani çünkü çok fazla önde duran bir karakter. Bir de çok güçlü bir karakter. Hani sınıf arkadaşlarını korumak için elinden geleni yapan bir karakter. O olabilir diye düşündüm ama o da olmadı. Çok ilginç bir sonu vardı aslında. O açıdan Reiko'nun çıkmış olması benim ilgimi çeken ve hakikaten böyle olduğum anlardan biriydi. Ve muhtemelen de animede en şaşırdığım yerdi diyebilirim. Sonu olduğunda düşünürsek güzel bir noktayla bitirdiler diyebilirim. Bu arada şey de güzeldi. Eski dönemden kalma bir öğrenci buldular bir yerde. Ve bu öğrenci bu ölümlerin başladığı zaman tesadüfi bir şekilde nasıl durdurulacağını buluyor. İşte bu ölüyü öldür muhabbetini. Onu buluşları da çok güzeldi. Böyle eski okula gittiler, araştırma yaptılar falan, böyle bir survival horror oyunlara döndü böyle. Bayağı hoşuna gitti orası. Ve son anda o otele gittikleri zaman herkesin çıldırıp birbirini delmesi mi diyeyim artık, birbirini öldürmeye çalışması, paranoyalar uçuşuyor havada, o onu suçluyor, bu bunu suçluyor, herkes kafayı yemiş, onu öldürürsem kesin her şey bitecek gibi muhabbetlerin olması hakikaten insanı kanını donduruyor böyle. Çünkü şey diye düşünüyorsun, öyle bir durumda hakikaten İnsan ne yapacağını bilemeyebilir. Battle Royale gibi. Yani öyle bir çok çaresiz kaldığın bir durumda en yakın arkadaşına öldürür müsün, en yakın arkadaşını öldürmez misin, ne yaparsın, herkesi kurtarmak için o kişiyi, bütün sınıfı kurtarmak için en yakın arkadaşını kurban edebilir misin? Bunların hepsi güzel sorular ve düşündürücü sorular. Dolayısıyla ben Another'ın aslında kitabını da bulup kitabını da okumayı çok istiyorum, çok merak ettim. Muhtemelen animede çünkü 12 bölümde sıkıştırılmış şeyler vardır, daha uzun karakter gelişimleri de vardır diye düşünüyorum. Another'a 8 puan vermişim. O da işte dedim ya, sonlara doğru çok güzel açılmasından dolayı başlarda ama deli etmişti beni. O hiç kimse bir şey söylemiyor. Herkes sus. Ay içime baygınlıklar gelmişti. Dolayısıyla
Another'ı ben beğendim ya. Vallahi beğendim. Tavsiye ederim. Böyle kısa bir zamanınız varsa 12 bölümlük böyle küçücük bir anime istiyorsanız korku animelerinden hoşlanıyoruz. Pek korku değil işin açıkçası ama yine de paranoya, psikolojik şeyler üzerine dönüyor. Psikolojik oyunlar üzerine dönüyor. Dolayısıyla hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. Evet. Bir ile kahve bölümünün sonuna da gelmiş olduk böylece. Benim animelerle ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili seyirlenmemi izlemek isterseniz bu seriye devam edebilirsiniz. Yorumlarınızı dediğim gibi her zaman bekliyorum. Bana söyleyin ki gelişmesi için bana yardımcı olun efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.